Selamlar, ben Moğollar grubundan Taner Öngür. Kısa bir süre önce çok sevdiğimiz eski bir arkadaşımızı kaybettik, Erkmen Sağlam. Ki o uzun yıllar süren bir dostluğumuz, arkadaşlığımız vardı onunla. Hiç beklenmedik bir şekilde oldu. Çok hastalık geçirdi, eşini kaybetti yıllar sonra. Fakat iyi dayandı çünkü soyadındaki gibi çok sağlam duruşlu bir insandı. Hatta en son 2 Kasım'da doğum günüm vardı benim. WhatsApp'tan şöyle yazmış: "Tabuta bir tekme daha attım, senin doğum gününü yaşamadan gitmeyeceğim" falan diye. Çok, tabii bu benim için çok üzücü bir şey. Ama çok direndi gerçekten. Kendisine yakışır bir şekilde. Onu her zaman sevgiyle anacağımız kesin. Çünkü unutulmayacak bir insandı. Çok önemli özellikleri vardı. Yıllar boyunca bizim kuşaktan birisiydi. Bizim kuşaktan ideallerine ve hayallerini gerçekleştirmiş çok az insandan biriydi. Bir kere Barış Manço ile çocukluk arkadaşı. Yıllar boyunca birlikte hayaller, idealler geliştirip onları hakikaten gerçekleştirdiler. Onların arkadaşlığı şey gibi, biraz John Lennon, Paul McCartney gibi veya işte bizim Cahit'le ben gibi bir şekilde, tam olarak olmasa bile, veya MFÖ'den Fuat'la Mazhar gibi filan. Yani çocukluktan başlayan hayaller ve idealleri yıllar boyunca ayrılmadan onları gerçekleştirebilen insanlar. Emin değilim ama yani Barış'ın birçok önemli şarkısında şeyinde beraber yazmadılar mutlaka ama Erkmen'in çok önemli etkileri olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü beraber fikirleri birlikte paylaşıyorlar. Sonraları çok önemli bir şey yaptılar. Biz 1971'de Moğollar Fransa'dayken Barış Manço ile birlikte çalışma kararı aldık. Liège'de, Belçika'daki evine gittik. Oradan Türkiye'ye dönüp turne yapacağız. İşte biraz para kazanacağız. CBS ile kontrat yapmıştık. Manço Mongol ismini almıştık. Barış da vardı o CBS kontratında. Yani uluslararası kariyer için. Sonra o turneyi yaptıktan sonra beraber dönecektik. Yalnız Barış'ın bir minibüsü vardı. İşte o eski Fransız polis minibüslerinden satılmış. O da almış, burunsuz o Peugeot minibüslerden biri. Onunla dönüyoruz. İşte amflikatörler, davullar filan var. Arkada 8 kişi tek bir sırada oturuyoruz. 3500 kilometre böyle yapacağız. Orada yalnız şey gördüm. O dönemin, o döneme ait televizyon yapım ekipmanları, monitörler, efendim kameralar falan filan. Barış'a sordum bu ne diye, çünkü Türkiye'de daha televizyon yayını başlamamıştı. Bir gün dedi Türkiye'de televizyon kurulacak ve biz de programlar yapacağız. Ben şimdiden ona hazırlanıyorum diye. Çok uzak görüşlü birisiydi. Yani tabii ki bu yalnız değildi, bu uzak görüşte. Erkmen'le birlikte bunları düşünüyorlardı büyük ihtimalle. Sonra İstanbul'a döndükten sonra Kadıköy'de bir zemin katı kiralayıp orada deneme yayınlarına başladılar. Ta 1980-81'e kadar, işte Erkmen anlatmıştı kendi belgesellerinde, TRT'den yapım izni alıp ilk programlara başlamaları. Fakat bu programları yaparken çok çalıştılar. İnanılmaz çalıştılar. Yani mesela o dünya gezileri, dünya ülkelerinin gezileri, her birinden önce Erkmen özellikle çok çalıştı. Gidip konsolosluklar, bilmem ne, işte bölgeyle ilgili kitaplar okundu. Yani çok profesyoneldi gerçekten. Bir profesyonel için ne gerekli? Hiçbir işi şansa bırakmamak. Tesadüfi değil, öyle yalap şap işler yapmak değil. Önce bilgilenmek. Ne yapacaksan o konuyla ilgili inanılmaz bilgiler ediniyorlardı. Ve gittikleri yerde de hiç yabancılık çekmeyip adım adım işlerini tam bir profesyonel gibi çalışıyorlardı. Erkmen de Barış da, ikisinin de karakteri birbirine çok benziyor zaten. Çok detaylarda çok yoğunlaşıp sonuçta projeyi gerçek bir profesyonel şekilde bitirebiliyorlardı. O ikisinin öyle bir arkadaşlığı var gerçekten. İster istemez müzikle ilgili de etkileri oldu Barış'a falan. Yani unutulmayacak bir insan. Çok büyük etkiler bıraktı aslında. Şimdi belki bu yıllarda, bu karambol dönemde pek bir şey anlaşılmıyor olabilir ama yıllar geçtikçe çok iyi anlaşılacak. Nasıl ki Cem Karaca'nın, Barış Manço'nun kıymeti yıllar geçtikçe daha çok anlaşılıyor. Erkmen Sağlam'da daha iyi anlaşılacak. Onu sevgiyle anıyorum. Hiçbir zaman unutmayacağız. Dediğim gibi yıllar geçtikçe daha da iyi anlaşılacak bir insan. Çok önemli bir beyin, bir düşünce adamı, eylem adamıydı. Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun, sonsuz yolculuğunda yolu açık olsun diyorum. ''7'den 77'ye başladıktan sonra bizim ilk büyük yolculuğumuz Afrika ülkelerine oldu. Önce Kenya'ya, arkasından Seychelles Adaları'na, Seychelles Adaları'ndan da Kongo'ya gideceğiz. Kongo'ya gitmek için vize gerekiyor pek tabii ki. Türkiye'de yok büyük elçilikleri. Biz kalktık Londra'ya gittik. Londra'dan Kongo vizesini aldık. Hem de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başında olan komandan Pereira'nın özel izniyle birlikte. Kalktık Kongo'ya indik. Kongo'ya havaalanından bizi aldılar. Bir otele yerleştirdiler. Ve bu otelden çıkmayacaksınız. Biz sizin çekim izninizi kontrol edeceğiz dediler. Peki dedik. 3 gün biz orada bekledik. 4. gün iznimiz geldi. Çekime çıktık. Bu sefer de çamura saplandık. Hep beraber çamuru ittik. Başta Barış. Arabayı kurtardık. Olabildiği kadar Brazzaville'de ve Kongo'nun Brazzaville çevresindeki yerlerinde çekimlerini yaptık. Ve 5. günde uçağımız kalkacak. Oradan kalkacağız. Fil dişi sahiline gideceğiz. Ama bu sefer öğrendik ki Kongo'dan çıkmak için de bir vize gerekiyormuş. Şimdi Kongo bir Afrika ülkesi. Yetmiyor. Bir de Kongo bir komünist ülke. 1 günde çıkış izni için uğraştık. Sonuç olarak 3 gün otelde, 1 gün vize, çıkış vizesi peşinde, 1 günde çamurla boğuşaraktan Kongo macerasını kapatmış olduk. Ama yine de Kongo'yu biz Brazzaville'i ekrana getirdik. Erkmen deyince ilk aklıma gelen şey, birbirimize hiçbir zaman hayır olmaz kelimesi veyahut bu kelimenin içinde olduğu bir cümle ne o bana sarf etti ne de ben ona sarf ettim. Yani böyle bir birbirimize inancımız çok güçlüydü. Ya arkadaşlık, yakın dostluk, kardeşimdi, arkadaşımdı. Ne diyeyim, bir sürü sıfat koyabilirim. Ama şunu çok iyi biliyorum ki hayatım boyunca onun eksikliğini hissedeceğim. Yani öyle bir azmi vardı ki, öyle bir inandığı bir şeyi gerçekleştirmek için sonuna kadar uğraşırdı. Yani vazgeçmezdi. Bu kesinlikle olacak. Bunu yapacağız anlamında müthiş bir mücadeleci yapısı vardı. Tabii ki hayata olan inancı, hayata olan sevgisi, arkadaşlarına olan inancı, bunları çok iyi değerini bilirdi. Merhaba. Bildiğiniz gibi Cahit Berkaylan upuzun bir söyleşi yapmıştık. Uzun olmuştu. Ama nasıl uzun olmasaydı ki? 50 yılı, 55 yılı nasıl anlatırsın ki birkaç saat? Biz anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce ama olabildiği kadar eledik. Kısmen anlattık, kısmen atladık, geçtik. Gün gelecek, yine buluşacağız, yine sohbetimize devam edeceğiz. O zaman bugün için anlatamadıklarımızı, konuşamadıklarımızı konuşacağız, yine paylaşacağız sizlerle. 3 bölüme ayırmıştık dediğim gibi bütün o söyleşiyi. 1. ve 2. bölümü yayınlamıştık. Sıra 3. bölüme geldiğinde benim bir sağlık sorunum oluştu. Öyle merak edecek bir şey yok aslında. Covid değil, bir kere onu söyleyeyim. Bir bel ağrısıyla ilgili bir mesele. Ama beni eve hapsetti doğrusu. Sokağa çıkamadığım için kurguya gidemedim. Kurguyu yapamayınca o zaman da yayına giremedik Cahit'ten ilgili olarak. Ama olsun, o arada ben yine Barış'ın sağlıkla ilgili düşüncelerini bir bölümde anlattım. Lahburger'i anlattık bir başka bölümde. Ve şimdi bir gayret Cahit Berkaylan olan söyleşimizin son bölümünü, 3. bölümü yayınlar hale geldi. Öyle bir güzel anlarımız oldu. Barış'tan var sizin ya. Çok. Erken gittiler ha. Cem de, Barış da çok erken gittiler. Yani. Erken gittiler. Yani. Öyle işte. Yapacak bir şey yok. Yani. 56 yaş nedir ki? Ya. Telefon çaldı, Engin amca arıyor. Sanırım onun korkusunu yaşıyordum, bilmiyorum ben. Cem amca dedi, hıçkırıklara boğuldum. Hani insanın gözü şurasında mı bekler? Kaybettik dedi. Hani nasıl söyleyeceğim babama? Ben de uyuyorum. Yani Barış'ta ben sana haber verdim, hatırlıyor musun? Sen verdin. Yanına gittim, uyandırmaya çalıştım ve uyandım. Ne oldu dedi, çünkü o saatte uyanmaz, bayağı erken dedi. Cem amca pek iyi değilmiş galiba, aradı. Ne oldu dedi, hemen anladı zaten ne olduğunu. Beraber sarıldık, ağlamaya başladık. Yani o da beklenmeyen bir şeydi. Yani Cem'inki de beklenmeyendi, Barış'ın da beklenmeyendi. Yani bunu ben zaten o yüzden çok yakın arkadaş olduk, yani bir dost olduk, kardeş olduk onunla ya. Ama diyorum işte gene erken gitti, çok erken gitti. Yani o entelektüel yapısı, ülkesine karşı olan sevgisi, insanlara karşı olan sevgisi, her zaman bırak eksilmeyi hep çoğaltmaya çalışmıştır. Yaptığı işe büyük inancı vardır. Yani devamlı projeler üretirdi. Bir kısmını benle gerçekleştirmek istediği son dönemlerde, yani son 10-15 senedir böyle, ama en az bir 2-3 tane değişik projeyi işte ilgili makamlara sundu. Yani olmadı, yani kabul etmediler. Halbuki yani bizim için, Erkmen için bir kayıp değildi o. Yani onlar kaybettiler. Yani tekrar bu kültür hayatımıza gerçekten ses getirecek, kaliteli bir iş çıkartacaktı. Biraz onun kırıklığını yaşadığını hissettim ben. Yani çok şey yapmazdı, paylaşmazdı. O duygusunu kimseye söylemezdi. O işte olacak, o inancı, yapacağı işe, o projeye olan inancı her zaman çok yüksekti ve sonuna kadar direnirdi gerçekleştirmek için. Bilmiyorum. Tabii Niloş, sevgili eşi, o da erken gitti. Onu da erken kaybettik. Ne diyeyim? Ölüm aslında zor, çok zor. Yani giden gidiyor, Erkmen gitti. Şimdi o ışıklar içinde uyuyor ama bizlere kaldı işin üzüntüsü. Yani çünkü hatırlıyorsun, bir şey oluyor, işte şunu yapmıştık, ya şöyle olmuştu, böyle olmuştu deyip anlıyorsun. O andığın zaman çok neşeli yahut çok komik bir olay olsa bile şöyle bir yürekten bir kahkaha atamazsın, böyle yürekten gülümseyemezsin. Yani böyle buruk, öksüz bir gülüş olur, öksüz bir sevinç olur. Yani kelimelerde de biraz zorlanıyorum. Yani ışıklar içinde uyusun. Erkmen için söyleyecek o kadar çok şey var ki. Yani burada bırak 5 dakikayı, işte 5 saate bile sığmaz yani. Yani peş peşe dünya kadar şey açılır. Erkmen çok zengin bir insandı. Çok dostu vardı. Yani ben para olarak söylemedim zenginliği. maddiyat olarak yani manevi olarak, manen o kadar çok yani o kadar güzel bir çevresi vardı ki o yüzden Erkmen çok zengindi dedim. Barış Manço ile çalışmaya başladığımda henüz 17 yaşındaydım. Benim katıldığım süreçte Erkmen Sağlam ekibi yeni bırakmıştı, ekipten ayrılmıştı. Fakat Erkmen Sağlam'ın kurduğu o muhteşem yapım, ve muhteşem çalışma standardı sayesinde yaşayan bir efsaneydi. Kendisini tanıma fırsatım henüz olmamıştı. İlk tanışmamız da bizim sanırım 95 yılı bir konserimize gelmişti. Bodrum konserimize gelmişti sevgili Erkmen Sağlam. Bu ne kadar sert bir adam ya, böyle bakışlarıyla beni bir süzdü. Çünkü onun büyük emeğinin, ürettiği büyük bir potansiyelin içine yeni eklenmiş bir adamdım ben. Acaba orayı hak ediyor muydum bakışını görmüştüm. Erkmen abi ile çalışmak Barış abinin vefatından sonra nasip oldu. Şöyle söylemek isterim. Doğuştan takım kaptanı. Şimdi takım kaptanı olmak için bir şey yapmazsınız. Siz ya doğuştan takım kaptanısınızdır ya da değilsinizdir ya da normal bir oyuncusunuzdur. Erkmen abi tam bir takım kaptanıydı. Tam bir yetenek avcısıydı. Kimde nasıl bir yetenek var bunu hemen keşfeder ve onu en doğru çark olarak kullanmaya başlar. Tabii sizin en önemli özelliğiniz de şu olmalıdır. Aynı onun gibi saygıyı ve disiplini birincil önemde yaşıyor olmanız. Eğer bunu yaşıyor ve yaşatıyorsanız Erkmen abi sizi öyle kollar, öyle dürüstlükle sizin yanınızda dururdu ki orada durmak size gurur verirdi. Ve bu gururu ben son 20 senedir hep tattım, hep yaşadım. Nasıl Erkmen Sağlam olmuş noktasında da hep şunu gözlemledim. Malumunuz bu ülkede sanatsal projelerde veya her projede şöyle bir gidişat izlenir. Kervanı yolda düzme. Erkmen Sağlam hiçbir zaman kervanını yolda düzmemiştir. Erkmen Sağlam kervanının bütün detaylarını düşünüp en zor anını da en kolay anını da planlayıp öyle yola çıkmıştır. Bu sayede onunla yola çıkan, kervana çıkan kimse yarı yolda kalmamıştır. O delikanlı, o sert tavrımı çok özleyeceğim sevgili Erkmen Sağlam'ı. Çok şey öğrendim. Umarım ben de benden sonraki gelecek kuşaklara onun bu tecrübesini kendi harmanımla birleştirerek aktarma fırsatı bulurum. Çok özleniyorsun Erkmen abiciğim. Çok özleniyorsun. Ben bugün Yelbet grubundan sevgili Beti ve ustam Erkmen Sağlam'ı stüdyomda ağırlamaya aldım. Biz de teşekkür ediyoruz. Ergun da hatta Yelbet grubunun başkanlarından Ergun da internetten yanımızda gibi sanki. Evet, kendisi de bizimle beraber. Ben de hazır madem ki böyle bir ortamda bulundum. Benim de kurguda bir payım olsun. Yani herhalde bir şekilde yayınlanacak, koyulacak bir yerlerde paylaşılacak o. Evet. Şimdi ne çaldın? Anlıyorsun değil mi? Anlıyorsun değil mi? Peki bizim de 7'den 77'ye, Barış Manço 7'den 77'ye programına 1988 yılının Ekim'de başladığımızda biz Aralık ayında Hollanda'ya gittik. Erkmen Sağlam'la beraber. İstanbul'a. Hep beraber güzel dileklerimizi, güzel sözlerimizi, duygu ve düşüncelerimizi anlatan küçük böyle minik bir sohbet yapmak istedik. Bilmiyorum sizin için de hani nasıl olur. Düşüncelerinizi, duygularınızı, küçük hikayelerinizi, güzel anlarınızı bizimle paylaşır mısınız? Tabii ki. Öncelikle şeyi söyleyelim. Sevgili Erkmen Sağlam bu sohbetin uzun halini 7'den 77'ye TV'de evet. YouTube kanalından zaten paylaşacak. Evet. Orada yine İlelebet'in bir tabii ki desteği önemli. Daha doğrusu bütün Manço severlerin o kanaldan haberdar olup Barış abiyle ilgili bilmedikleri bütün gerçekleri öğrenebilecekleri bir alan orası değil mi Erkmen abi? Valla be öyle diyorlar. Yani ben söyleyenlerin yalancıyım ama yani ben şimdi şöyle aslında Barış da aynıydı. Biz davet beklemedik. Hiç kimseyi davet etmedik hayatımız boyunca. Gelen gelmeyen de aslında bizim sevgi ve gönül kapılarımız onlara açıktı. Gelenin başımızın üzerinde yeri vardı. Gelmeyenlerimiz gönlümüzde zaten yer etmiş. Onun için illaki gelsin de izlesin de seyretsin diye bir derdimiz de yok. Yani iş olmadı da böyle bir şeyi. Biz her defasında Barış'tan bir yola çıktık. O yol boyunca katılanlar oldu. O katılanlarla birlikte de aslında Barış Manço'nun en büyük zaten en büyük varoluşunun nedeni oydu. Efsane oluşunun nedeni de o. Bir tek küçücük bir sır gibi gelse de dünyanın en zor işidir. Barış insan biriktirmesini bilen bir insandı. İnsan biriktiriyordu. Bak çok kolaydır. Biraz fazla çalışırsın, para biriktirirsin. Daha çok çalışırsın, biraz şansın da rast giderse. Altın sahibi olursun, pırlanta sahibi olursun, mal mülk sahibi olursun, han sahibi olursun, hamam sahibi olursun. Kolaydır bunlar. Çünkü bunlar satın alınan şeydir. İnsan satın almak mümkün değildir. İnsan kazanılır. İnsan kazanılır. Barış bunun en çok farkında olan insandı ve Barış insan biriktirmesini bildi. Ha, o biriken insanlardan bizim de YouTube kanalımızda bizim nasibimize düşen olursa hoş geldi, sefa geldi. Yoksa bu yaştan sonra ne davet ederim ne de davet edilmeyi bekleyeni beklerim. Böyle bir zamanım yok çünkü. Evet. Herkesin zamanı var. Ben 76 yaşındayım. 76 sene daha yaşamayacağım. Bir bu kadar da yaşamayacağım. Yani olasılık hesaplarına göre kim daha önce gider o belli değil. Ama bir olasılık hesaplarına göre benim çevremdeki her insanın bu olasılık hesaplarına göre benden çok yaşama şansı var. O nedenle benim sabrım da yok. Ayrıca niyetim de yok. Ayrıca böyle bir beklenti de hiç olmadık yani. Beklenti Barış'ı kızdırırdı. İnan bana çok kızdırırdı. Yani denenecek adam mıyım ben derdi. Biz bir şeyi deneyip de kendimizi kanıtlayacağız. O mu derdi. Biz işimizi yapalım. Gelen hoş geldi, sefa der gitti. Barış Manço o kafada bir adamdı. Eğer Barış'ın izinden gidiyorsam ben o zaman zaten o yolun yolcusu olmuşum. Ben Barış gibi yaşarım. Ondan sonra günü geldiği zaman da o da çabuk gelmeyecek. Pek tabii ki dünyaya kazık kakacak halimiz yok ama daha yapacak işlerimiz de var. Yani Barış'tan başlayıp da bitiremediğimiz tabii sevgili Niloş'un ardından Erkmen abi çok üzülmüştü. Çok yalnız kalmıştı. Ama 7'den 77'ye YouTube kanalı ekibimiz gerçekten onu hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Hep yanında oldular. Onlara ben buradan tekrar teşekkür ediyorum. Evet maalesef son kendisini kaybetmeden 4 gün önce bir telefon görüşmemiz oldu. Durumunu sordum. Durumunun da işte ağrıları olduğunu ama 7'den 77 ekibinden de arkadaşların ona çok iyi baktığını hastanede. Onu söylediler. Özellikle Zeynep Hanım'dan çok bahsetti. Evet maalesef ona şunu söyledim. Abicim dedim hafta sonu dedim geliyorum dedim. Hemen yanına geleceğim dedim. Ve evine gideceğiz dedim. O ağrıyla gülümsemeye çalıştı. Tabii daha sonra ben de Eser Taşkıran'dan da bilgi aldım. Durumunun iyi olmadığını söyledi. aslında gerçeği kendisinin de bilmediğini, belki de bilip de hayata bağlı kalmak istediğini düşünüyor eserde. Ben de öyle düşünüyordum. Çünkü bir türlü Erkmen abi gerçekten hayata çok bağlıydı ve hiçbir zaman ölmeyi düşünmüyordu. Ve ben de inanıyordum daha çok uzun süreler bizle beraber daha programlar yapacağını düşünüyordum. Şunu söylemek istiyorum. Çok büyük bir kayıp oldu televizyon dünyasının. Yine medya dünyasının, araştırmacı gazeteciydi kendisi aynı zamanda. Çok ilginç programlar yapan, 7'DEN 77'YE Barış Manço programında hazırlayıcısıydı. Onunla arka bölümünde çok uğraşılar veriyordu. Çünkü biz 1987'den beri Barış Manço ve Erkmen Sağlam'ın projelerinde yer aldık Paolo ile beraber. İnanılmaz şeyler yaratıyordu. Kendisini sevgiyle anımsıyorum buradan. Aslında çok komik şeyler de yapıyordu. Aklıma gelince gülümsüyorum. Şimdi onun cennette olduğuna eminim. Ve maalesef onu kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Nurlar içinde uyusun diyoruz. Teşekkürler. Merhabalar. Hayatıma dokunan en özel insanlardan biriydi Erkmen Sağlam. Her zaman onu tanımış olmaktan onur duydum. İlk tanışıklığımız Erkmen Bey ile ARP Reklam Ajansı'nda oldu. Kendisi o zamanlar grafik işleriyle uğraşıyorlardı. Çok yakın bir arkadaşı beni ARP'ye götürmüştü. ARP benim hayatımda bir okul gibi oldu. Çünkü orada Erkmen Bey'in orayı bana açması, oraya gidip geliyor olmam beni çok geliştirmiştir. O dönemlerde ben üniversiteye hazırlanan, işte güzel sanatlara girmek isteyen bir öğrenciydim. Liseden daha yeni mezun olmak üzereydim. Bir yıl boyunca orada hazırlandım ve sonuçta heykel bölümünü kazandım. Daha derslerin ilk başladığı zamanlarda, daha başlamamıştı dersler, böyle çamurdan küçük bir büstünü çalışmıştım Erkmen Bey'in ve onu kendisine hediye etmiştim, böyle teşekkür mahiyetinde. Erkmen Sağlam 35 yıl boyunca bu heykeli, bu küçük çamurdan büstü muhafaza etmiş ve en son günlerinde Alanya'dan döndüğü zaman geri getirmiş ve bunu teslim etti. İşte Zeyno derdi bana hep. İşte Zeyno, sen buna en iyi sen sahip çıkarsın. Senin ilk çalışman bu. Sende kalmasını istiyorum diyerek bana onu böyle teslim etmiştir. O dönemlerde Nilüfer Hanım'la tabii tanımıştım sevgili eşini. Bankada çalışıyordu o zaman ve bir aile gibi olmuştuk aslında orada. Erkmen Sağlam hakkında çok şey söyleyebilirim aslında. Tanıdığım kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla Erkmen Bey çok ciddi bir adamdı. Sinirliydi, biraz sert aslında, böyle tatlı sertliği vardı. Çok çalışkandı ve lafını hiç esirgemezdi Erkmen Bey. Hani açık sözlü bir insandı. Ben hep çok idealist olduğunu düşünüyorum ve idealist insanları çok severdi. Yani onları böyle bulur ve kendi çok sever ve tutardı Erkmen Bey. Erkmen Bey entelektüel bir insandı çünkü şiir çok severdi, resim, heykel, edebiyata çok düşkündü, çok kitabı vardı, çok iyi bir kütüphanesi vardı. Tarih bilgisi oldukça iyiydi. Yani ben çok entelektüel biri olarak gördüm hep hayatımda Erkmen Bey'i. Yani konu hakkında böyle yeterince bilgisi vardı. Ayrıca yazı yazdığını biliyorum. Çok da güzel yazıları vardı. Onun pazar yazıları vardı hazırlayıp yayınladığı. Artı çok güzel de bir yazı karakteri vardı. Böyle çok estetik bir karakterde yazı yazardı. dış görünüşüne önem verirdi. Çok derli toplu bir insandı. Her zaman ben şık görmüşümdür Erkmen Bey'i, böyle temiz. Saçlarına çok düşkündü. Yani o saçlarını her zaman çok önemsemiştir Erkmen Bey. Erkmen Bey'in son dönemlerinde tabii özellikle eşinin ölümünden sonra İstanbul'a gelmesiyle daha görüşür olmuş idik. Ve o dönemlerde bayağı bir kayıplar yaşadı daha sonra ve hep üzüldüğünü söylerdi. Hep işte eksiliyoruz, birer birer azalıyoruz diye hep böyle üzülerek söz ederdi kendisi. Erkmen Bey'in son günlerinde tabii ben yine yanındaydım. Çünkü şöyle tabii oldu, o yine yeni bir projeyle gündeme geldi. 7'den 77'ye TV bir YouTube kanalı girişiminde bulundu ve bütün enerjisini ve son dönemdeki o yan durumunu, böyle işte tüm enerjisini oraya aktararak çok küçük bir çekirdek ekiple o kanalı devam ettirdi Erkmen Bey. Erkmen Bey son zamanlarında tabii ziyarete gittiğimde, işte yanında kaldığım dönemlerde bahsederdi. Çok güzel bir hayat yaşadım. Ya kimseye nasip olmayacak şekilde zamanım geçti. Dünyayı dolaştım. Çok iyi dostlarım oldu diye bahsederdi. Hatta böyle en son yine sohbet ediyoruz. İşte dedi, Zeyno dedi, kimler geldi kimler geçti dedi. Yani çok şey gördüm, yaşadım. Fakat şu an sen benim yanımdasın, işte benimle ilgileniyorsun. Biz tabii bütün arkadaşlara, hani son böyle çekirdek ekip olarak onun yanındaydık. Elimizden geldiği kadar destek vermeye çalıştık. Kendisine her zaman tabii sevgiyle, saygıyla ve özlemle anacağım. Benim için çok değerli bir insandı. Her zaman kalbimde kalacak. Ona olan saygım, sevgim hiçbir zaman bitmeyecek yaşadığım süre içerisinde. Geride kalanlara uzun ömürler diliyorum. Kendisine rahmet diliyorum. Herkese sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba. Erkmen Sağlam. İsmi üstünde sağlam. Erkmen gerçekten çok sağlam bir insandı. Son derece sağlam karakteri olan, yaratıcı, akıllı, kültürlü. Eşi Nilüfer ve 2 tane Golden Retriever köpekleriyle birlikte çok güzel bir yaşamları vardı. Nilüfer'in yitirilmesiyle Erkmen'in de hayatı alt üst oldu. Ondan sonra Erkmen Sağlam gitti, yerine hastalıklı ve ölümü bekleyen bir insan çıktı. Yaptığı Barış Manço ile 7'den 77'ye programı bana göre Türkiye'de yapılmış, gelmiş ve geçmiş en iyi programdır. Kendisini sevgilerle anıyorum. Ben de seni tanımış olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Ayrıca senin bir özelliğin de var. Şöyle bir özelliğin var benim hayatımda. Sen benim sevgili eşimin dayılarının çok yakın arkadaşısın. Doğru. O nedenle Aslında siz bir ailesiniz. Ben aslında sizin aileden kız aldım. Doğru. O nedenle yani doğru, benim aslında ikinci defa bir saygı nedenim de var. Sağ ol canım. Sağ ol. Gerçekten Nilüfer fevkalade bir insandı. Çok sevdiği bir insandı. Ama çok kötü bir şey. İnsanlar ölüyor canım. Yani ben çok sinirleniyorum bu şey. İnan bana, hayatta en nefret ettiğim şey vefat etmek. Yani kazık kakmanın çarelerini arıyorum ama daha bulamadım. Yok, kazık kakan zaten insan da olmamış daha tarihte boyunca. Olmamış da belki olur ilk defa. Ne ya, o belki bu yolculuk da iyi bir yolculuk aslında. İlk nefesten geliyorsun, son nefesten gidiyorsun. O ilk nefeste son nefes arasında bir yolun yolcusu oluyorsun. Orada kimlerinden karşılaşıyorsun, kimlerinden ne şekilde yaşıyorsun. Burada aslında tamam, ölüm Allah'ın emri de öldüğün zaman eğer arkanda iz bırakabiliyorsan, yaşamınla ilgili bir takım lekeler kalıyorsa hayatta, ne mutlu sana abi. Sevgili Erkmen, maalesef ölüm denen bir şey var dünyada.